Bunun psikolojik boyutu da insanların anlamlı ilişkileri başkasıyla kurmanın bir ihtiyaç olduğunun ve bunun psikolojik bir ihtiyaç olduğunu hiç unutmamalıyız. Ama hiçbir şekilde bu tarz bir psikolojik ihtiyaç bizi kendini İsa, Mehdi, Hızır, Gavs zanneden meczupların peşinden gitmeye de sevk edecek bir şey olmak zorunda değil. Fakat böyle bir ihtiyacın suistimali üzerine bunun kurulduğunu bilmeliyiz. Nevzat hocamın gördüğü o Mehdiler beni çok korkutmuyor ama veya İsa'lar, Hızır'lar ama etrafına yüzlerce binlerce kişi toplayan kendini İsa veya Hızır zannedenler var. Milyarlarca dolar parayı kontrol edenler, yüz milyonlarca dolar parayı kontrol edenleri var bunun. Yani bunu da bir vaka olarak bilmem. Son noktaya nasıl geldi? İslam aleminde dikkat edin öyle bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Şu anda herhangi böyle bir şahıs olduğunu yani asrın müceddidi veya işte ne bileyim Hızır Mehdi olduğunu iddia edip de etrafına böyle yüzlerce kişi, binlerce kişi, on binlerce kişi toplamış İslam aleminde sadece Türkiye'de değil. Binlerce kişi var. Bunu bilelim. Şimdi buralarda şeye ben dikkat çekmek istiyorum. Dikkat çekecek çok husus vardır. Hocamın dikkat çektiği gibi kimyasal vererek de burada belli bir etki yapılır ama özellikle bizim gördüğümüz endoktrinasyonlar hocamın kısaca orada andığı özellikle kıssalar ve hikayelerle yapılıyor bu tarikatlarda benim gördüğüm. Başka yöntemleri de var onlara da gireriz ama özellikle kıssalara, hikayelere çok yer verilir insan zihnini yıkanmasında. Rüyalar da önemli. Ben birini yani çok vakit olmadığı için hocam da onlar rüyalar hiç unutuyor. Rüyalar çok önemli. Tabii yok. Mesela şuna benzer hikayeler anlatıyor. Mesela bizim kültürümüz anlatan birini anlatalım. Masum hikayeler gibi gözüküyor ama zihni nasıl şekillendirdiğine sonra girelim. Mesela hacım hikaye aşağı yukarı şöyle. İşte Hacı Bayram Veli bir ara işte müritlerinin çok arttığı söyleniyor. Ondan sonra zamanında gelip insanlar işte panik kaplıyor bu kadar müridi var zarar verebilir falan diye. Sonra Hacı Bayram Veli'ye diyorlar geliyorlar diyor ki ya işte senin bu kadar müridin var. İşte şöyle şöyle şeyler olabilir falan o diyor ki ya benim öyle bir sürü müridim yok ki diyor. 1,5 müridim var diyor. Evet. Ya nasıl olur bu kadar kişi var gelin size göstereyim ispat edeyim diyor Hacı Bayram Veli. Tabi bu anlatılana göre ben böyle bir şey olmuştur demiyorum. Sonra bir tane çadır gibi bir şey alıyor. Çadırın içine bir koyun kesiyor Hacı Bayram Veli. Tabi diğer müritler orada koyun kesildiğini görmüyor çadırda. Ve koyunun kanı dışarıya akıtılıyor. Evet. O da dışarı çıkıp da diyor ki işte bana işte Allah'tan mesaj geldi. Ben yani sizi keseceğim. Gelin sizi keseceğim diye. Ya bizim şeyh delirdi diye. Herkes kaçıyor. Ancak iki kişi kalıyor. Bir erkek bir kadın. Kadını da yarım saydıkları için bak işte onlar gerçek mürit. 1,5 mürit var deniyor. Şimdi bakın bu kıssayı anlatan ne demek istiyor? Ona dikkat etmemiz lazım bu kıssa anlatan. Demek istiyor ki siz işte o 1,5 kişi gibi olursanız gerçek imana sahipsiniz. Evet, aynen. Allah'ın istediği kullarsınız. O 1,5 mürit de ortaya çıkınca sonra onun koyun olduğu gösteriliyor. Ha onların hocam imanı... işte bu kimyasalsız endoktrinasyon işte bu. Bak onun da bir boyutu da şu. Evet. Orada ikinci Murat galiba şey. O da yani şüpheleniyor. Bak dindar bir padişah olduğu halde bir grup bir bu testi yani senin müritlerin çoğalmış devlet için tehlike vaat gösteriyor diye o da ona karşı bu tehlike olmadığını ispat için bunu yapıyor. Evet ama yapıyor. Sonuçta hocam verilmek istenen mesaj şu. Gerçek mürit gerçekten Allah'a iman eden ihlası bu böyle sunuyor tarikatlarda. Evet. İşte o 1,5 kişi. Aslında buradaki mesaj şu. Şeyhin seni kes dese geleceksin. Tabii seni kes dese geleceksen öldür derse öldüreceksin. Paranı ver dersen vereceksin. Yani şartsız koşulsuz ya karını ver derse vereceksin. Ne yap derse yapacaksındır bunun der. Bir de mesela kitaplardan bir şey yok ki. Mesela Türkiye'de çok okunan bir kitaplardan biri Mina diye bir kitap. Üstüne bir de Hazreti İbrahim'le oğlu kıssasını koyarsanız tadından yenmez. Tabii bir de onlar ne hikmetse Hazreti İbrahim oluyor kendileri ama onu bırakıp şimdi Mina diye bir kitap var Türkiye'de bolca satılan bir kitap. Orada anlatılan şey şöyle. Bir gün Seyit Ağa'ya İhlas nedir diye sormuştum. O da bana Şeyh Ahmet Cezeri'nin şu meşhur dörtlüğünü okuyarak cevap vermişti. Kur'an ve ayetleri yemin ederim ki şayet tarikatın piri Lata, Lat biliyorsunuz bir put. Lat putuna secde edin dese müritler hemen itaat ederlerdi. Bunun üzerine ben de Şeyhim Gavs Hizani'ye İhlas'ın hepsi bu mudur diye sordum. Bu kadar yetmez mi diye cevap verdi ve devamla. Dedi işte devamında bir şeyler daha deniyor. Evet. Şimdi bakın bu kitapla öyle bir şey zihin inşa edilmeye çalışılıyor ki inşa edilen zihinde makbul olan mürit, imanı güçlü mürit
Şeyhi sen şu puta tap dese o puta bile tapacağız. Şimdi bize bunlar şimdi, tabii çok uzak geliyor ama. Çok uzak değil. Türkiye'de çok okunan var. Bir kitaptan bahsediyorum. Evet. Şu anda okuduğum. Yani bu anlattığım hikayeler. Temiz Hoca'nın söylediği İbrahim peygamberin oğlunu kurban etmesi gibi. Bu söylediğiniz örneğe en yakın yaygın örnek de biliyorsunuz şey. Allah'tan başkasına secde. Caiz olsaydı kadınlara kocanıza secde edin derdim. Tabii önce o da kadınlar. Evde de bir put yaratıyor aslında yani. Şimdi şu şöyle bir tabii kadın konusu olsaydı başlık evet, onlara örnek verir. Yani bence o çok güzel bir örnek kadınları da. Yani şimdi zaten tarikatta şey müritleri şeyhe köleleştirmek isterken evde de kadını kocasına köleleştirmek isteme şeklinde onun uzantıları var. Evet. Ayrı bir konu. Bir tane daha bu Ariflerin Menkıbeleri diye bir kitap var. Ahmet Eflaki'nin Osmanlı'da bolca satmış. Aman Allah'ım yani onları okusak evet. Din diye sunulanları yani zaten bir kısmında pornografik yani şey yapma. Oradan da mesela şimdi bir Cemal bölüm Bey, okuyayım. Bölüm yok, hiç okumayın şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi peki. Biz tabii çok anlam karmaşası yaratmamak adına da şöyle bir açıklama da yapalım izleyicilerimize. Şimdi biz burada tarikatları ve cemaatleri konuşuyoruz. İşte yeri var mı yok mu diye tartışırken Müslüman coğrafyasında işte siz dediniz ki aslında yeri yoktur dediniz değil mi? İdeal anlamda yeri olmamalı. İdeal anlamda yeri olmamalıdır. Bunun üzerinden gene tartışmaya devam edeceğiz ama bir de işte son dönemde konuştuğumuz nereye geldik? Neden bunu konuşuyoruz? Çünkü FETÖ ve Adnan Oktar tabii. Grubundan şimdi dolayı bakın geldik. Ben şunu bence bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu örneklerini yapayım. Şimdi tabii. Ben var mı yok muyun dışına çıktım. Biliyorum. Olmaması gerekli olanı anlatmak için. Hilmi Bey. Değil mi? Yok Hilmi Bey. Geleceğim olmaması ben. Gerekli ha. Olanı anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi, belki niye anlattığımı yakalanamadım. Cemal'cim Buse Hanım sanki şöyle bir şey demek istiyor. Evet. Ya işim biraz magazin tadındaki örneklemelerini değil de daha kuramsal. Hocam magazin değil. Şurada şu. O magazin diye bizim gördüğümüz örnekler anlatılan bu kıssa ve bu kitaplarla şekillenmiş zihinlerin ürettiği örnekler. Doğru. Eğer çok sıralanabilir de. Eğer endoktrinasyon ama bu kitaplarla anlatılan bu kıssalarla bir kişiye sen her şeyini teslim edeceksin. İşte seni kes dese geleceksin. Evet. Ondan sonra puta tap dese tapacaksın şekilde zihin şekillenmemiş olsa bizim o gördüğümüz magazin örnekler ortaya çıkmaz. Evet. Veyahut da birini ben öldürdüğüm kişi de şehit olacaktı diyen örnekler ortaya çıkmaz.